11 aylıktı Nazlı Nisa bebek. Annesi onu kabızlığı ve gaz sancısı var diyerek aile hekimine götürdü. Doktoru muayene etmeden sadece fitil yazıp geri gönderdiği bebek ne yazık ki hayatını kaybetti. Otopsi raporunda Nazlı'nın akciğer enfeksiyonundan öldüğü ortaya çıkınca doktor kusurlu bulundu. Bulundu bulunmasına ama o doktor bir gün bile cezaevine girmeden kurtuldu. Bir aylık Nazlı bebeği kabızlık ve gaz şikayetiyle aile hekimine götürdüler. Ama bebeği muayene bile etmeden sadece fitil verip geri gönderdiği Nazlı bebek o günün akşamı hayatını kaybetti. Henüz 11 aylıktı. Kabızlık problemleri vardı. Annesi onu Mordoğan mahallesindeki sağlık ocağına götürdü. Aile hekimi Osman Alkış iddiaya göre Nazlı Nisa bebeği hiç muayene etmeden fitil yazıp evine gönderdi. Anne Meryem Tütüncü eczaneden aldığı fitili eve gidince kızına uyguladı. Ancak saatler sonra Nazlı Nisa fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Nazlı bebek ne yazık ki kurtarılamadı. Ölümü raporlara şüpheli diye geçti. Onu en yakın isim Baba Gülbey Tütüncü. Çocuğa istismardan gözaltına alındı. Ancak otopside akciğer enfeksiyonundan öldüğü ortaya çıkınca baba serbest bırakıldı. Karaburun zaten küçük bir yer. Adımı çıkardılar. 3 iş yerim de kapandı. Hayatım bitti. Bu doktorlar hala görev başında. Doktorun görevden alınmasını istiyorum. Ailenin şikayetçi olduğu doktor Osman Alkış'a görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla dava açıldı. Yargılamada bebeği muayene etmediği için kusurlu bulundu. Ama 2 yıl hapis cezası veren mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakınca o doktor bir gün bile cezaevine girmeden kurtuldu. Bebeğini kaybeden, 3 iş yerini kapatmak zorunda kalan ve eşiyle boşanma aşamasına gelen Gülbey Tütüncü karara tepki gösterdi. Türkiye'de aslında en çok vicdanları kanatan olaylardan biri özellikle ölümlü olaylarda sorumluların ceza almaması, öyle değil mi?